olursun hani böyle. Cidamet abi, aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? O eskiden o gençlik yıllarınızda beyazın kahve var beyazın kayaya. Ha şeye olan kahve mi? Ya, kahveci Mustafa'nın kahvesi. Mustafa'nın kahvesi. Oraya ne paralar vermişsiniz ya? Tuçanet salardık gidi verdik oraya da. Mustafa'ya değil mi? Yani ben ayrı salardım, bizim Mehmet ayrı salardı. Ben bileyim bir ben salardım. Tuçana iki tane boyuk fare. Biri ben, biri bizim Mehmet. Zar nedir bilmem. Ben zarı marı oraya öğrendim. Mustafa çipit kutusunun içine koymuşlar zarları. Sallayalar biz gittik. Ya biz de genç uşak, evliyiz. Para da var, para da var tabii. Para da var da bakkal var. Para olmasa da sorun değil ki. Her akşam zara tayarım. 5-10 kişi, 5-10 kişi zara tayarım. Bak bir akşam ne oldu. Gece uç olmuş saat, uç. Kara İbrahim'in İbrahim, ben, bizim Mehmet, Lesnekoz'dan bir adam vardı, ayağı kesildi. Ondan sonra Allah onlar. Çataldere'den o Şefkin'in uşakları filan. O da kalabalık abi, oluyor. O kalabalık o zaman zar meşhur. Kumar meşhur yani. Oranın en gençleri siz. Ha en genci biz ama. Para da var tabii. Para olmasa da. Buluyorsunuz da. He bakkal var ya. Evet. Neyse zara tayarık abi. Acdan bile bunlar. Dediler ki ya citim Kur'an kursundan ekmek alın. Bizim bakkal var ya. Ekmek onlara vermez. Mehmet Hoca'nın telebeleri. Tabii. Bize verir. Cittik. Gece yuttuk kura kursundan ekmek aldık bak şimdi. 6-7 tane ekmek aldık. Herkese yarım ekmek. Bolduk ekmekleri. O anda şimdi böyle zara tayarık ya. Zarlar benim elime atsam onlar ya. Gece tak 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 kapı çalındı. Jandarma bir baskın dedi. Zarlar kalayım benim elime. Ben korkudan bunları soktum ekmeğin içine. Şeyleri zarlar. Zarlar. He o anda çakılmasın diye zaten masanın üstünde para yok. Gene yiyorum bir taraftan şimdi ekmeği. Zarlar onun için olduğunu biliyorum ha. Yok ya. He neyse komutan Mustafa'ya deyiş işte kahveciye. Ne ediyorsunuz buraya? O da dedi çet çakal diyemeyişin diri tutuldu. Mustafa duyarsan kulakların çınlasın. Dili tutuldu. Kötü bir tüfeği var komisyoner ne çesi dedi ya. Sakal bekleyeyim. Ne sakali dedi ya? Sakal dedi. Postini soyacağım da satacağım. Umar olduğu belli zaten. Tabii. Ben de ekmeğe yemeğe devam edeyim. Dava çakılmasın diye zarlar kaldı benim ağzım. Yiyorum zarlar gaz kutsedi. Ağzını kapatmışım neyse. Bu jandarmalar ortbas ettiği işi ama aslında gene gelecekler yani. Bunlar ciddi jandarmalar. O anda ben o korkudan ben zarların ağzım olduğumu unuttum. Masanın altında hepimiz zarar ayırık şimdi. Zarlar nerede diye. Dur dedim dur. Zarları çıkarttım. Bunlar beni alı geçti. Biz zara tayırık ama Dursun Ali. Biz kaç para veriyik ne edirik bilmeyi konu için. Mustafa oturmuş mana toplayı ya. Parayı toplayı. Aldım. Verdun bize değil. Para yalan o. Eve geliyorduk 1 lira bize yok. Para yok bir şey yok. Ha, oluyor sabah. Şimdi bakkal var ya bizim. Köyde en erken bizim bakkala sahip. Evet, evimiz öyle. Üstünde ya. Öyleydi evet. Babam açmaya biz açayırız. Bak şimdi biz meğerse Mustafa'ya bojlanmışık akşam. Bilmeyirik onu ki. O zaman ki bizim bakkala çivi var. Her şey var. Şu tesisatı malzemesi var. Bakkallara her şey var yani o zaman. Yok, şimdi yok gibi yani. Değil. He. Yok yok. Bu Mustafa şimdi sabah namazı geliyor. Bak nasıl geliyor bak. Sürmene ayakkabısı giyer. Evet. Topuğuna basar. Kaput ses çıkarır o. Meşhur ya. Şimdi diyelim ki bizim bakkal burada da. Evet. Hatta yukarı geliyor ya. Sen biliyorsun onun evi. Biliyorum. Buradan şimdi böyle geliyor bakalım. Kaput geliyor ya. Sak durmadan tüçene bakar. Babam nasmış onu biz nasmışız. Sabah namazı. Neyse şimdi böyle celiyi biz asmışık ya tuçağını. Ben asmışım diyelim. Celiyi şimdi tuçağının içine değişip bir tane çikolata alıyor. Veyahut sakız. Onu alıyor onun parasını veriyor. Değişip akşam diye Ahmet diye çok bojlandınız. Ama değil sorun değil babandan alırım parası. Ne? Babandan alacaksın parasını? Yapma Mustafa abi gözüne çesileyim. Babamdan nasıl alacaksın parasını? Babam öldürür bizi. Kumar oynayasınız diye.
O zaman bilmeyi tabii bana. Abi ne istiyorsan vereyim sana. Var var bir yoğun çoluk çocuk semileri çok. Kalabalık ha. Ula komili zeytinyağı 10 kilo hem de o zamanın komili zeytinyağısı rafa döneyi. Hesabı neydi yeni işi. Mustafa'ya 10 kilo komili zeytinyağı çivi. 8'luk, 10'luk, 13'luk. İçağı, içağı yok mu? Ondan 5 kilo, 10 kilo borç bitiği. Benim borcum. Meğerse Mehmet'im de var. Ben bileyim borç bitti benim borcum. Mustafa şimdi ciddi. Celuçen yavaş yalmıştı ya. Cileçen? Bak şimdi poşette dolu eline. Tak! Hizli hizli ciddi şimdi tamam mı? Çünkü niye hizli ciddi? Babam yine saatine diyeceksin ki bu Mustafa. Boyuna takıyor. Poşetler. Bu nereden alışveriş ettin ciddi? Başka açık bakkal yok. Bir biz açmışız. Öyle hizli ciddi ki. Ama Celuçen yavaş geliyor. Ondan sonra bir gün de Allah rahmet etsin Koşal Ali dayı. Çok başına gene zarat ayır İsmail'in kahvesine. Bu Koşal Ali dayı 6 tane çay defteri. Çay defterinin her defterin arasına paralar. Ne kadar para almışsa onda duruyor öyle yani. Biz de zarat ayırık oraya bu cıldı Koşal Ali dayı. Koşal Ali dayıdan da korkarım kardeşim. Allah rahmet etsin. Cozlukları indim şaburuya ustan aşağı. Badiyi at torunum at ayarım. Geçeyim onu arkadaş. İsteyelim ki bir an önce bir bira kayayım da kaçayım. Kaçayım onu yani. He. Allah rahmet etsin. Eşiden bu zar olayı var idi. Millete akıl yoğudu. Adam alırdı çay parasını. Giderdi. Hemen daha eve gelmeden. Eve gelmeden zavallı kadın akşama kadar çay toplardı. O da makas yoktu yallan. Yallan toplardı. Toplardı anladın mı sen? Ama adam beyazın kayadan yukarı geçemezdi. Parayı oraya yatırdı. Parayı verirdi. Kahve bankaya yatırdı. Oraya yatırdı sabah gelirdi. Bak bir zaman bak ne oldu. Kasap Niyazi yok mu? He. Bak kasap Niyazi geldi. O da eldi mi? Bak Allah rahmet eylesin. Bu Mustafa, ben de oraya duruyorum, cündüz ha. Kumar yok yani, kumar akşam olacak. Neyse bu kasap Niyazi geldi, eline bir tane sunger makinası. Kafası var ya makinanın kafası. O zaman sunger makinası da meşhur, her eve lazım. Evet. Sunger makinasının kafası eline. Taşıdan almış onu, yeni ha. Geldi kodin oraya masanın üstüne. Mustafa'ya dedi ki, kahveci Mustafa'ya. Havva dedi, zar atalım. Makineye. Mustafa dedi atalım ama kaç zar atayla da makineye aleyhine oraya şimdi hatırlayamayacağım. Yalan olmasın. Ula arkadaş Mustafa makineni aldın da zarla. Yok yok. Makinenin kafasını aldı. Gerisi yok. Makinenin dibi yok. Ayakları var ya bir de. Evet. Dedi ayaklar ne olacak? Niyazi diyor ki ayaklarına da at. Olmaz dedi. Ayağı görmeden atmam. Gelecek. Kafayı aldı ama. Anladın mı sen? Ondan sonra ne oldu bilmem. Ha. Komili zeytinyağının 5 kilosunu o zamanın parası 2,5 liraya babam satar. Hiç unutmam onu. Aklımdan, beynimden hiç çıkmaz. Kara İbrahim yok mu? Ha. O geldi babama dedi ki yahu sen dedi bunu 2,5'a satarsın. Ben dedi 2 kuruşa 2 liraya o zaman bunu dedi alıyorum. Ula babam da diyor ya nasıl alıyorsun bunu diye ben toptancıdan alamayayım onu parayı. 2,5 liraya alamayayım. He. Meğerse bu Mustafa yok mu? Bizden alıyor her gün zeytinyağı. Ali. Depolardı. Ya doldu zeytinyağı. Satar kala İbrahim. Bu İbrahim'e diyor ki ver 2 lira peşin. Aliyinden 2 liraya o zamanın parası. Peşin para. Bağlaya 5 kilolu çamaşır. Bir de balkondan aşağı indiriyin ya. Anladın mı? Mustafa'ya. Yani spotçuluk ta o zamandan beri var. Başlamış. He başlamış. Uşaklar bu da başımızdan geçen kumar hayatı. Yani kumar hayatı çok kötü bir şeydir. Biz içimiz, bizim babamızın Rivze'de burada bakkali vardı. Herkes bilir bunu. Yeduk. Babamı gene Allah rahmet etsin bitiremedik. 11 senede Almanya'ya kaldı. Öyle bir şeyler ettik yani. Yani yeme sayede bunun belki de iki kat daha fazlası olacaktı. Derelerden giderdik oralara kumar oynamak için. Hiç kimse oynamasın. Bundan kötü bir hastalık yok. O zamanki kafamıza anladın mı sen? Beyin yoktu. Ha bu hükümet geldi. İstesen oyna hadi. Hadi ver bir milyar bakayım.
Bir bak ki kaç ay çalışacaksın o parayı geri almak için. Verme şansın yok da o iş bitti. Aynen. Hepinize saygılar, sevgiler Laz Dayı'dan.